Kireçlenmelerden bahsedeceğiz. Hangi eklemlerimizde kireçlenmeler olur hocam? Sayabilir misiniz bize? Bütün eklemlerimizde olur. Hı. Kireçlenme deyince bizi dinleyenler sakın bir ekleme kireç, kalsiyum biriktiğini sanmasınlar. Eklemde bir yıpranmadan bahsediyoruz. Ama bir zamanlar birisi kireçlenme dedi, hepimiz onun arkasından böyle devam ediyoruz. Kireçlenmenin vücutta sıklıkla diz, kalça, el ve omurgadaki eklemlerde görüldüğünü belirten fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Turgut Göksoy, artık eklem içine yapılan PRP kök hücre ve hyaluronik asit enjeksiyonları sayesinde kireçlenmenin azalabildiğini söylüyor. Hemen her eklemde olur ama insan vücudunun ağırlığını en fazla çeken eklemlerimiz var. Örneğin dizler, kalça, ayaklar, biraz da eller. Bunlar en fazla kireçlenmeye rastladığımız eklemler. Ama omurgayı da unutmamak lazım. Eklem kireçlenmesi tedavisinde PRP ve hyaluronik asit enjeksiyonu. Kişilerin özellikle merdiven inip çıkarken ve çömelirken oluşan diz ağrılarından yakındıklarını söyleyen Profesör Doktor Turgut Göksoy, eğer geçmeyen eklem ağrısı veya sertliği varsa bu kişilere bu umut vadeden karışımın uygulanabileceğini söylüyor. Son bulunan iş eklemlerin içerisine kendi kanlarından elde edilen, biz buna tıpta PRP diyoruz. Profesör Doktor Turgut Göksoy, ağrıyı azaltmada ve eklem fonksiyonunu iyileştirmede bu iki tedavinin de yararının doğrulandığını anlatıyor. Kaç seans uyguluyoruz? Ne kadar süre sonra ağrılarından kurtulabiliyorlar? Epey kurtulabiliyorlar. 3 defa uygulama minimum yapılacak bu uygulama. Eğer eklemdeki arıza daha önemli bir arıza ise 5 defa, hatta birkaç kez seansların ileriki tarihlerde aradan bir 6 ay geçtikten sonra da tekrar edilmesi gerekebiliyor. Sadece bu ilaçlara sığınarak bir yaşam kimse düşünmesin. Bir yandan eğer bu kireçlenmeyi artıracak problemler varsa bunu ortadan kaldırabilmek için bir takım önlemler gerekiyor. Örneğin kilo fazlalığını ortadan kaldırmak gibi. Kıkırdak rejenerasyonu yeniden sağlayabilmek için bir yandan da ağızdan kıkırdak desteklerinin küller halinde alınması gerekiyor. Seansları ne kadar aralıklarla uyguluyorsunuz? İlk uygulama birer hafta arayla yapılıyor. Daha sonraki uygulamalarda 3 ay ara verip, daha sonra veya 6 ay ara verip yeniden yeni küller yapılabiliyor. Peki kireçlenme tedavi edilmezse durum nereye kadar gider? Bazı eklemlerde artık eklemin içerisinde bu iki kemik yüzeyin birbirine değmesini engelleyen kıkırdak yüzey tamamen ortadan kalkar. Yumuşak doku yastıkçılar ortadan kalkar. Kemik kemiğe değer hale gelir. İşte bu hale geldiğinde artık ameliyat söz konusudur.